Elinizde eski bir iPhone var ve şifresini unuttunuz veya yeni bir iPhone var, iCloud'la ilgili bir problem yaşıyorsunuz, hiç fark etmez. Bu videoda bu sorunların cevabını vermeye çalışacağız. Bunun dışında iPhone'lardaki pek çok yazılımsal sorunu da bu uygulamayla birlikte rahatlıkla çözebileceğiz. Ben burada detaylı bir şekilde sorunları ve çözümlerini karşınıza çıkartmaya çalışacağım. Özellikle şifre ile ilgili problemleri çözmek istiyorsanız videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneririm. Çünkü burada adım adım detaylı bir şekilde gideceğiz. Bir adımı kaçırdığınız zaman işlemi yapamayabilirsiniz. Onu da baştan belirtmiş olayım. Ben burada gerçekten detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak kilidi unutulmuş bir iPhone'u göstereceğim. Burada iPhone 7 Plus üzerinden işlemimizi yapacağız. Bu işlemler sonunda telefonumuzun sıfırlanacağını da söyleyeyim. O yüzden yedek almanızı öneririm. Tabii ki bu işlemler için bir bilgisayara da ihtiyacımız var. Aşağıda açıklamalar kısmında verdiğim linkten iTwoLab Unlock Go uygulamasını indiriyoruz. Sonra çalıştırdığımızda hızlı bir şekilde uygulamamız karşımıza çıkıyor. Burada pek çok seçenek de mevcut. Biz Screen Passcode seçeneğine tıklıyoruz. Ardından ses kısma ve ses açma tuşuyla beraber iTunes ekranı, yani kurtarma modu açılana kadar basılı tutuyoruz. Sonrasında ipsv.m adresinden telefonumuzda uyumlu olan en son yazılım sürümünü de indiriyoruz. Ve uygulama içinden bu dosyayı seçtiğimiz zaman kilidimizi kırma işlemi başlayacak. Burada telefonumuzun modeline göre değişmekle birlikte 5 ila 15 dakika arasında kilidi kırma işlemini başarıyla tamamlamış olacağız. Bu işlemin herhangi bir şekilde cihazımızı garanti kapsamı dışında bırakmadığını da söyleyeyim. Şu anda bilgisayarla işimiz bitti. Telefonumuzda da yükleme işlemi bittiğinde gördüğünüz gibi şu anda ekranımız karşımıza çıktı ve herhangi bir şekilde şifre istemeden telefonumuzu rahatlıkla kurabiliyoruz. Bu adımları atlamadan dikkatli bir şekilde uyguladığınızda benim gibi rahatlıkla bu sorundan kurtulabileceksiniz. Şimdi iCloud kilidinden kurtulma işlemine gelirsek, iCloud ekranını atlamak için öncelikle telefonumuza jailbreak yapmamız gerekiyor. Her türlü jailbreak işleminin telefonu garanti kapsamı dışında bıraktığını da söyleyeyim. Yani bunu düşünerek yapmanızı öneriyorum. Jailbreak işlemi de yaklaşık 5-6 dakika sürüyor. Jailbreak'ten sonra iCloud aktivasyon ekranına gelip buradan Start tuşuna basıyoruz. Ardından Remove diyerek telefonumuzun iCloud kilidinden biraz bekledikten sonra kurtulmuş olacağız. Kurulum ekranında ilerlediğimiz zaman gördüğünüz gibi herhangi bir iCloud aktivasyonu istemedi. Şu anda iCloud kilidimiz bulunmuyor. Şimdi ayarlara bakarsak, burada da ayarlar kısmında iCloud hesabının silindiğini ve telefonun temiz hale geldiğini görebiliyoruz. Yani hem şifrelerimiz hem de iCloud kilidinden bu uygulamayla birlikte hızlı ve güzel bir şekilde kurtuluyoruz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ve bu tarz içeriklere destek vermek için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.